للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Genç yapımlar ve ana arkadaşımızın ses sesini yanına gelmesi rica. O gece gözünü kırpmadan sokağa çıkanları, o gece demokrasi uğruna göğsünü siper edenleri, 15 Temmuz'da başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Başbakanımız, şiddet ve bombalama şeklinde sergilenen şiddet Türk milletinin iradesini kıramamış ve darbe girişimi başarısızlığa uğratılmıştır. Çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecek. Vatandaşımın bunu bilmesini istiyorum. Seyirciler, bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Milletin Türkiye üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Önemli bir akşam. Önemli bir günde bu meydanda bir araya geldik. 15 Temmuz destanını anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmamak, hatırlamak bir vatan borcudur. Bu borcumuzu yerine getiriyoruz. Az önce Anadolu Ajansı'nın küçük haberlerini hep birlikte izledik. Bundan 2 sene evvel bu saatlerde ülkemizde yaşanan hadiseleri tekrar hatırlamış olduk. Bu menhus hadise ülkemizin birliğine, beraberliğine, vatanımızın bütünlüğüne, bekasına kasteden bir hadisedir. Bu hadise karşısında milletimizin fertleri sokağa dökülmüş ve darbeye karşı direnerek azmini ve cesaretini göstererek geri püskürttüğünü
yaşadık ve gördük. Değerli hemşerilerim, değerli karabükler, 15 Temmuz'da halkımız ve milletimiz çıplak eliyle tanka ve tüfeğe ve topa karşı hücum etmiştir. Bu başka hiçbir milletin evladının yapabileceği bir iş değildir. Türk milleti tarih boyunca hep asil hareketleri gösteren muvazzaf bir millettir. Türk milleti Malazgirt'ten bu tarafa, bu toprakları vatan edindiğimiz tarihten itibaren asırlardır çeşitli tarihlerde hep önü kesilmeye çalışılmıştır. Engellenmeye çalışılmıştır. Ama hiçbir zaman geri adım atmadı milletimiz ve atmayacaktır. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'den 15 Temmuz'a daha öncesi daha sonrası bu millet hiçbir zaman asaletinden feragat etmeyecek. Firasetini her zaman gösterecektir. 15 Temmuz'da bu büyük darbe girişimine karşı organizesiz halkımızın gösterdiği bu yiğit mücadele her türlü takdirin fevkinde bir hadisedir. O bakımdan biz 15 Temmuz'ları unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'larda hep nesilden nesile en önemli miras olarak bu tarihi, bu anı yaşayacak ve yaşatacağız. Adı ne olursa olsun, darbe olabilir, kalkışma olabilir ya da emuhtıra ya da farklı bir şey. Ama sonunda baktığınızda hepsi nedir? Bir vatana ihanettir. Ya da ihanet etmenin nesidir? Kalkışmasıdır. Bir toprakta yaşayacaksınız, o toprağın ekmeğini, soyunu, aşını, huzurunu, her şeyini yaşayacaksınız. Ama sonra da çıkacaksınız, o toplumun üzerine bomba olacaksınız. Kurşun olacaksınız, tank olacaksınız, top olacaksınız, tüfek olacaksınız. Vallahi ne olursanız olur. İşte halk burada. Siz bu halkı ezip geçebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bakın bakalım bu milletin gözüne. Bu milletin ruhuna, özüne, kalbine, yüreğine bir bakın. Ülkesinin milletini yedirir mi? Bayrağını düşürür mü? Elbette düşürmez. Hani deriz ya, analar neler doğuruyor? Evet. Analar işte böyle güzel insanlar doğuruyor. Bu meydanda olduğu gibi. Ya da 15 Temmuz'da tankın, topun önüne yatan insanlar gibi. Hiç korkmadan kurşunun önüne duran insanlar gibi. Ama analar doğuruyor da sonradan her ne hikmetse alışılmadık bir şekilde efsunlanıp, az önce de dediğim gibi işte bu milletin içerisinde yaşayıp da ama bu milletin içerisine maalesef ne var? Hain olarak dönenler de var. Maalesef. 15 Temmuz akşamı minareyi çalan hani kılıfını hazırlar ya, işte bu milletin, aziz milletin üzerine sinmek için, bu milleti sindirmek için ya da bu toprakları elde etmek için ya da yönetimi elde etmek için her neyse planlar hazırlayanlar o gece de planlarına devam ettiler. İnsanlar Boğaz Köprüsü'ne ya da farklı yere ya da TRT Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Genelkurmay adı ne olursa olsun ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi yanaşmak istediğinde bir kısım hala o kalıntılar oralarda şunları söylüyorlardı. Efendim bomba düşebilir, yaklaşmayın. Minareyi çalan kılıfını hazırlarım, bir kılıfı daha. Yani insanları ne yapıyorlardı? Evde tutmak ya da uzaklaştırmak ya da bu işi başarabilmek için
Böyle senaryolarla da işleri devam ettiriyorlardı. O gece 15 Temmuz gecesi AK Parti Genel Merkezi'ne gittiğimde kapıda polisler diyor ki efendim bomba atılabilir, yanaşmasanız iyi olur. Ha ben yanaşmayayım, o yanaşmasın, o yanaşmasın. Peki kim yanaşacak? İnsanları geri göndermek ya da bombayla, silahla, kurşunla tehdit etmek bu kadar kolay mı? Ama ne oldu? Çok şükür. Tarihinden ders alan bu aziz Türk milleti, gerek Menderes dönemi, daha sonra 80 ve benzeri ihtilaller dönemini yaşamış bu Türk milleti, işte bugün 15 Temmuz'da ne yaptı? Tarihinden aldığı dersle işte dimdik bombanın, topun, tüfeğin önünde durmasını bildi. Bundan 2 yıl önce tam da bu saatlerde Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız en büyük ihanetlerden biri ile günümüzü ve gecemizi karanlığa bölmek isteyen gafillerin oyununu bozarak bizi aydınlık bir sabaha çıkaran şehitlerimizi anmak için, gazilerimizle buluşmak için, şehit ve gazi ailelerimize hürmetlerimizi sunmak için, birliğimizi, beraberliğimizi en güçlü şekilde bir kez daha göstermek için terdip ettiğimiz 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz. O gün, yani o 2 yıl önce sizlerin bizi koruyun, sınırlarımızı koruyun, namusumuzu, ırzımızı, devletimizi, vatanımızı, dinimizi, bayrağımızı koruyun diye kendi kıt kaynaklarınızdan aldığınız, size ait olan, hepimize ait olan silahlarla sizlere saldırmak isteyen gafilleri Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun dik ve dirayetli duruşuyla ve onun biraz önce duyduğunuz gibi, o gün söylediği gibi, tüm vatandaşlarımızı şehirlerimizin meydanlarına, sokaklarına, havaalanlarına davet ediyorum emir ve buyruğu üzerine. Sokaklara çıkarak, meydanları doldurarak, elinizde hiçbir savunma aracı olmadan, silahların karşısında durarak, tankların altında yatarak, gökten bombalar yağdıran uçaklara rağmen alanları terk etmeyerek, bu hain darbe girişimini durduran, bertaraf eden, saygıdeğer, eli öpülesi milletimin şükranlarımı tekrar arz ediyorum. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kıymetli Karabüklüler, o gün tüm Türkiye'de olduğu gibi biliyorum ki siz de Karabük Meydanı'nı doldurdunuz. O günün görüntülerini defalarca izledim, arkadaşlarımızla izledik. Karabük'te, Ankara'da, İstanbul'da, Sayın Vekillerimin dediği gibi Türkiye'nin her bir tarafında meydanlar doldu, sokaklar doldu, 250 tane şehidimiz oldu, yüzlerce yaralımız oldu. Ama bir kez daha gösterdik ki icap ettiği zaman hep bir aradayız, bir oluruz, birlik oluruz. Siyasi görüşümüzü, din, dil, ırk, mezhep ve her türlü, buna benzer her türlü ayrımı bir tarafa bırakırız. Tek bir millet oluruz, tek bir güç oluruz ve bu memleketin bir gram toprağını kimseye vermeyiz. Ezanımızı susturmayız, milli marşımızı durdurtmayız, teslim olmayız, oldurtmayız ve Rabbimin bize biçtiği ümmete önder olma, mazlumun yanında olma, ezilenlerin yanında olma görevini asla ve kat'a terk etmeyiz. Biz bunu o gün en güçlü şekilde bir kez daha gösterdik ve herkes gördü ki icap ettiği zaman tekrar ve tekrar gösteririz. İnsan mı?
Su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bir yanda kan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak. Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta denetlenmiş, büyük, küçük kainat. Şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Yarın